Selamlar oraya Sarmi. Bildiğiniz gibi artan dolar kuru nedeniyle ülkemize gelen teknoloji ürünlerinin fiyatları da epeyce arttı. Bundan dolayı insanlar yeni bilgisayar almakta zorlanmaya ve bilgisayarlarının kaldırabileceği güzel oyunlar aramaya başladı. Geçmişten günümüze bir sürü farklı oyun oynadım ve gerçekten hoşunuza gideceğini düşündüğüm, her bilgisayarda kasmadan oynayabileceğiniz mükemmel ötesi oyunları sizler için derlemeye çalıştım. Bu listede belki de birçoğunuzun daha önce oynamadığı fakat oynadığı zaman amansız bir zevk alabileceği, zaman öldürmek için birebir efsane oyunlarla karşınızda olacağım. Videoyu izledikten sonra eğer listeyi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İyi seyirler efendim. Bir numarada Hard Time var. Kayıtta mıyız? Ben Aleyna Tilki'nin amcaoğlu Mustafa Tilki. Kader arkadaşım ve prodüktörüm Ülü Salih ile birlikte yaşamımı sürdürüyorum. Aleyna Tilki bütün şarkıları benden çaldı. Ben 2009 senesinde cezaevine girdim. Ercan, yeni bir şarkı yazdım. Aklını kaybedeceksin. Kulağımda sayısız cevapsız çınlama. Biri beni mi anıyor, seviyorum sanıyor. Ne abi ya, genç kız şarkısı gibi bu ya. Genç kız mısın abi sen? Karı mısın ya sen? Sokakta yürürsen var ya, bunu yazdıktan sonra parmağıyla gösterirler bu götünü siktiriyor diye. Ercan ne diyorsun abi sen? Ne diyorsun Ercan? Ne diyorsun lan? Ha? Ne diyorsun? Yaktın beni Mustafa abi. Hard Time, suçların vatandaşlardan fazla olduğu, kasvetli bir geceyi anlatan ve hapishane atmosferi içerisinde insanların ne tür psikoloji ve uğraşlarda olduğunu yansıtan bir simülasyon ile sizlerle birlikte. Bu simülasyon yardımıyla gerçek hayatta bir suç işlerseniz nasıl muamele göreceğinizi tecrübe edebileceksiniz. Ek olarak da itibar ve ün durumunuzu arttırmak için para da büyük faktör olacak. Bu faktörü yeterli seviyede elde etmek ve uygulamak sizin başlıca görevleriniz arasında olacak. Seçimlerinizin doğrultusunda ilerleyen bir karakter ve ün tablosuyla karşı karşıya olacak. Elinizden geldiğince ününüzü yüksek tutmaya çalışıp belirli bir nüfus kazanın ve koğuşun ağası olun. 9 numarada True Crime New York City var. True Crime New York City, açık dünya aksiyon macera video oyunu kategorisinin GTA serisine nazaran çıkmış ve hak ettiği ilgiyi göremeyen bir oyun. Bu oyunda bir polisi temsil etmekle beraber suçları yakalamak da başlıca görevlerimiz arasında. Yani arkadaşlar, bu oyun hırsız polis oyunu ve yan görevleri oldukça çeşitli. Oyundaki sokaklar ve çıktığı tarihe nazaran bulunan açık dünya dönemine göre bu oyunu yüksek bir noktaya taşımakta. GTA serisine Vice City oyununda bir rakip çıkaran kaybeden bu seri iptal edilmiş, ancak günümüzde Sleeping Dog olarak karşımıza çıkmakta ve yüksek derecede ilgi görmektedir. Oyunun yan görevleri o kadar çeşitli ki yol üzerinde ihbar geliyor ve olay yerine gittiğinizde karşınıza şöyle görüntüler de çıkabiliyor. Bu oyunu oynayın. Of, of. 8 numarada Super Power 2 var. Her son Iron serisine strateji oyunu yapmayı kim öğretti? Listemizin en yaşlı üyelerinden olan bir strateji oyunu ile de karşınızdayız. Dünyanın görüntüsüyle bize birçok stratejik imkan sunan Super Power serisi, hele en son çıkan Super Power 2 oyunuyla geniş kitlelere hitap etmeyi başarmış. Diğer strateji tabanlı oyunlara nazaran bilgisayarınızın RAM'ini daha az zorlayan bu oyun, multiplayer özelliğiyle de birçok ülkenin özelliğini tek bir oyunda görmenizi sağlamakta ve aldığınız ülkelere göre de birçok özellik ve şaşırtıcı ittifak da yapabilmek mümkündür. Oyun çıktığı döneme nazaran nükleer uygulamalar da barındırmasıyla bugünün modern strateji oyunlarından farklılık göstermektedir. Hala oynamayı sürdürdüğümüz bu oyunda ülkemizde konuşulacak dilden uyguladığımız kanuna kadar değiştirebilir ve birçok provokasyon uygulaması yapabiliriz veya def edebiliriz. Darbe tarzı durumlarında ülkelerin birçok yönden ve naturalist bakış açısıyla etkilediği Super Power 2 oyunu listemizin önemli bir kısmında bulunmakta ve bilgisayarlarımızı en hızlı zaman diliminde bile çok zorlamamaktadır. 7. sıraya geldiğimizde Wrestling Empire var. Hard Time'ın yapımcısıyla aynı kişi yapmış arkadaşlar bu oyunda. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Küçükken hangimiz babaannemize 619 çekmedik ki? Ben çekmedim açıkçası. Kur'an kursunda camimizin halılarının üzerinde hangimiz Jeff Hardy veya Randy Orton olup arkadaşlarımıza RKO çekmedik? Mesela ben küçükken Big Show olmak istiyordum ve sanırım oldum.
Geçmişi yad etmek istiyorsanız ve bilgisayarınız modern WWE 2K oyunlarını kaldırmıyorsa bu adres tam size göre. Profesyonel bir güreşçinin hayatını yaşamaya izin veren bir güreş simülasyonu adı verilebilecek bir oyundur. 200'den fazla rakip ile karşı karşıya olduğunuz bu simülasyon kendinizi gerçek bir dövüş şovunda hissedecek. Kariyer modunda kendi güreşçinizi oluştururken yönetim modunda bir şirket kurup o şekilde güreşçilere katılım sağlıyorsunuz. Çeşitli sayıda bulunan güreş şirketleriyle yarışma şansı sizi beklerken kariyer modunda da istediğiniz güreş şirketleriyle kontrat imzalayabiliyorsunuz. Ününüze ve namınıza göre. Oyuna bilgisayarda oynayabileceğiniz gibi App Store'dan veya Play Store'dan da ulaşabilirsiniz. Listemizin 6. sırasında Driver Parallel Lines. Driver Parallel Lines, Driver devamı niteliğinde bildiğiniz gibi Driver 3'te İstanbul'da geçiyordu. Driver serisinin 4. oyunu olan bu yarış ve kaçış oyunu bizlerin birçok aksiyon ve heyecan ihtiyacını oyunlarda fazlaca kan dökmeden gidermemizi sağlamakta. 2006 yılında piyasaya sürülen bu oyun günümüzde de hala sıcaklığını korumaktadır. New York şehrinde geçen oyunda birçok detay görmek de mevcut. Buna Empire State binası da örnek gösterilebilir. Karakterimizin biraz belaya bulaşmasıyla başlayan bu oyun heyecanı bizlere doruk noktasında da yaşatmaktadır. Ve 5. sıraya geldiğimizde Dead Island bizi karşılıyor. Dead Island 2011 yılında piyasaya sürülmüş ve insanların 2 günde bile oynamaktan zevk alacağı korku, rol yapma ve aksiyon üstüsünün Left 4 Dead oyununa nazaran senaryo komplikesinin daha baskın olduğu bir oyundur. Bu oyunda multiplayer seçeneği ile bir grup insanı temsil ediyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yani moruk, zombili adaya düşüyoruz ve senaryolu ve co-op bir şekilde bu adadan kurtulmaya çalışıyoruz. Bunun dışında atmosferiyle çok güzel bir oyun abi. Oyun hakkında bilgi vermektense sizlerin bu oyunu görmeniz ve oynamanızı beklemek en büyük isteklerimiz arasında. Önceki oyunda da belirttiğimiz gibi bu sıkıcı günlerde bu tür yorucu olmayan oyunlar ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz her eğlenceli vakit bu günler geçtiğinde de arkadaş ortamında konuşacağınız ve gülüp eğleneceğiniz anılar olarak kalacaktır. Bu oyunda geçirdiğiniz her aksiyon girişimi size yeni bir anı olarak dönecektir. Serious Sam 2 4. sırada bizi karşılıyor. Serious Sam 2 2005 yılının Ekim ayında piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı video oyunudur. Zaten birçoğunuz biliyordur. Oyunda roket atar, minigun tarzı birçok silah bulunmakta beraber her silaha karşın birçok da yaratık düşman da bulunmakta. Çok oyunculu özelliğiyle de karşımıza çıkan bu oyun 16 kişiye kadar bilgisayar platformunda oynanabilecek şekilde tasarlanmış ve piyasada yerini almış. Oyunda ilerlemek için yapmamız gereken tek şey binbir çeşit yöntemle karşımıza gelen binbir çeşit yaratığı öldürmek. Stresinizi alacağına o kadar eminiz ki listemizde bu sıralarda bulunma durumuna kadar geldi bu oyun. Bunun dışında arkadaşlarınızla co-op bir şekilde 16 kişiye kadar oynayabilir ve eğlencenin dibine vurabilirsiniz bu oyunla. Diyerek sıradaki oyunumuza geçiyoruz. İlk 3'e geldiğimizde 3. sırada The Hunter var. The Hunter'ın benim özümde yeri farklıdır. Küçükken internet kafeye gittiğimde The Hunter'ı oynardım abi. Hani insanlar abi arabalı oyun aç der ya arkadaşlar. Ben geyik kafalı simgesiyle The Hunter'ı açardım. 2008 yılı The Hunter oyunu benim için ayrı bir yerde. Karantinanın bu bıkkınlık günlerinde eve tıkılıp kalmışken doğanın eşsiz huzur veren görüntüsü ve stresinizi atmak için oynayabileceğiniz bir avcılık simülasyonu ile de bu çıkmazdan çıkmak mümkün. Oyun içerisinde 40 çeşit hayvan bulunmakla beraber multiplayer özelliği de mümkün. Sadece sizin değil arkadaşlarınızın da bu eğlenceli ortamda bulunmasını sağlayabilir ve bilgisayarınızın da kendini çok zorlamadan size maksimum performans vermesini sağlayabilirsiniz. 8 oyuncuya kadar erişim sağlayabildiğiniz multiplayer özelliği de bizce oyuna daha fazla keyif katmakta. The Hunter'ı eğer geyik avlamak istiyorsanız, fil avlamak istiyorsanız, ejderha avlamak istiyorsanız size öneririm ve sıradaki oyuna geçelim. 2 numarada Crysis var. Crysis, birinci şahıs nişancı oyunu olarak adlandırabileceğimiz ve bilgisayarımızı zorlamayacak şekilde tasarlanmış, yani halden anlayan bir oyundur.
Oyunda bilim kurgu ile aksiyonun mükemmel bir ikilisi olmasını görmemize beraber nefes kesen de bir hikayesi mevcut. Oyun çıktığı tarihlerden çok ama çok sonrasını konu alan bir hikayeye sahip. Hatta Crysis 1 olarak adlandırdığımız oyun 2020, Crysis 2 olarak adlandırdığımız oyun ise 2023'te geçmekte ve yapıldığı döneme nazaran bir ileri görüşlülük hesaba katılmaktadır. Crysis oyununun bir diğer özelliği de yapımcılarının Türk kökenli olması. Zaten Crysis'i çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Crysis'i oynayın. Listemizin birinci sırasına geldiğimizde aslında ben iki oyun koymak istedim bu sıraya. Çünkü arkadaşlar iki oyunda aslında oynanış şekli farklı olsa bile grafik olarak size sağladığı motivasyon olarak birbirine benzemekte. Risk Global Domination ve Business Tour isimli iki tane multiplayer tabanlı veya single'da oynayabileceğiniz botlara karşı masa oyunu şeklinde oyun koydum. Risk Global Domination strateji tabanlı bir masa oyunu olmakla beraber 6 kişilik bir multiplayer oyun kapasitesine de sahip. Günümüz bilgisayarlarında hiç zorlanmadan ve en ufacık bile FPS düşüklüğü yaşatmayan bu oyun arkadaşlarımızın ruhu bile duymadan onları alttan dibe çekebildiğimiz bir oyun olmakla beraber oynayanlarda da küfür yatkınlığı yüzdesinin artması mümkün. Mobil platformlarda da oynaması mümkün olan bu oyun basit bir dünya haritasına ve kolay stratejilere dayansa da dünyanın küçük tasarlanması sebebiyle basit bir hata neredeyse tüm kıtayı kaybetmenize sebebiyet verebilmektedir. Ne kadar arkadan iş çevirme oyunu gibi gözükse de kazandığımız veya kaybettiğimiz bir oyunun sizde bırakacağı çok güzel anılar olmakta ve bulunduğunuz ortamda konuşacağınız ve güleceğiniz birçok deneyim de elde edeceksiniz. Ve sıradaki oyunumuz Business Tour. 4 kişilik arkadaş grubunuzla oynayabileceğiniz dünyanın en ünlü kutu oyunlarından esinlenerek yapılan bu oyun çevrim içi bir şekilde oynama imkanı sunuyor size. Zorluk ve öngörülemezlik klasik masaüstü oyunu daha ilginç kılıyor ve oyun daha çeşitli modlarla eğlenceli hale geliyor. Kısaca Business Tour'u özetleyecek olursak bilgisayardan arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir Monopoly oyunu diyebiliriz. Listemiz bu kadardı arkadaşlar. Listeye sizin de eklentileriniz olabilir. Yeni bir video çekebiliriz beğenilirse. Ve yeni videoda yer almasını istediğiniz oyunları alta yazarsanız, sizin bu listede görmek istediğiniz ama göremediğiniz oyunları da yazarsanız bize yardımcı olmuş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.